Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbrala.com takipçileri. Bugün 24 Nisan 2021 Cumartesi, dopdolu bir haber bültenine sizlerle birlikte merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yayınımıza Türkiye'nin, dünyanın dört bucağından katılan bütün izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Karaman yolcusu kalmasın adını verdiğimiz eğlence programımızda, müzik programımızda birazdan çok kıymetli halk müziği sanatçımız ile sizlerin huzurlarınızda olacağız. Onun öncesinde Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Karaman Yolcusu Kalmasın adını verdiğimiz programımızla ilgili kısa bir bilgi verelim yayınımıza başlamadan önce. Programımızda amacımız Karaman'daki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet bilgisayar kazandırmak. Bu bağlamda sizlerin desteklerini talep ediyoruz. Şu anda bir tane gurbetçi Karamanlı hemşerimiz bir tablet bilgisayar hediye etti kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bu bağlamda katkı sağlamak isterseniz bize lütfen 0545 530 70 70 numaralı WhatsApp hattından ulaşın. Lütfen bu çocuklarımıza birlikte mutlu edelim, birlikte sevindirelim. Hiç kimseden bir ücret talep etmiyoruz. Hemen alt ekranda isimler geçecek. Orada isminize yer verelim. Biz ücret talep etmiyoruz. Hocamız bir ücret talep etmiyor. Tek derdimiz Karamanlı çocuklarımıza katkı sağlamak, onları mutlu etmek, sevindirmek. Haberlerimize geçiyoruz. Haberlerimizi aktaracağız sizlere. Arkadaşlarımız bir yandan da sosyal medya ağlarını kontrol ediyorlar. Şu anda Facebook'ta yayındayız. Diğer ağlarımıza birazdan yayınımıza geçeceğiz. Haberlerimize geçelim. Haberlerde neler yer almış? Bugün Karaman'da neler öne çıkmış? Birlikte izleyelim sayın izleyicilerimiz. Yeşildere köyündeki vatandaşların bir sıkıntısı vardı. O görüntüleri ekrana getirelim. O konuda bir gelişme oldu. Onun bilgisini aktaracağız sizlere. Karaman Yeşildere köyünde köylüler isyan etti. İşte detayları aktarıyoruz İbrala.com sitesinde. Karaman merkeze bağlı Yeşildere Köyü, Kayaönü Ova mevkiinde vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti İbrala.com WhatsApp haber hattına göndererek seslerin duyulmasını istediler. İbrala.com WhatsApp haber hattına ulaşan Hasan Dişbudak, Karaman'a bağlı Yeşildere Köyü, Kayaönü Ova mevkisinde bahçe sahibiyim. Bahçemin olduğu yerde toplulaştırma oluyor. Kepçe ve grayder içme suyu abonesi olduğum bahçe sulama borularıma zarar veriyorlar. Yetkililer lütfen sesimi duysun. Bize vatandaşlardan İbrala.com WhatsApp haber hattına gelen görüntüleri izlediniz. Görüntüleri aktardık sizlere. Bu konuya ilişkin az önce Yeşildere Köyü Muhtarı Lütfi Bulut İbrala.com'a bir açıklama yaptı. Biz yayını hazırlarken birazdan o haber İbrala.com sitesinde yer alacak. Şu anda vatandaşın bahçesindeki ağaçları sökme görüntüleri ekranlarınıza yansıyor. Haber birazdan İbrala.com sitesinde yer alacak. Oradan takip edebilirsiniz kıymetli izleyicilerimiz. Yayınımızı facebook.com/ibrala.com sayfasından takip edebilirsiniz. Bunun bilgisini aktaralım sizlere. Birazdan Karaman Yolcusu Kalmasın adını verdiğimiz müzik eğlence programımız başlayacak. Sizler de yayınımıza 0545 530 70 70 numaralı hattan ulaşabilirsiniz ve diğer haberlerimizle Karaman gündemini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. 23 Nisan coşkusu yaşandı. Onun görüntülerini aktaralım sizlere. Karaman'da 23 Nisan düzenlenen konvoyla havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Detayları aktarıyoruz İbrala.com sitesinde. Karaman'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen konvoy ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Karaman Valiliği koordinesinde Karaman Belediyesi, Emniyet, Jandarma ve Kurum araçları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi. Tren ve korna sesleriyle Karaman Tren Garı önünden başlayan konvoyda araçlar kentin ana caddelerini marşlar eşliğinde gezdi. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak ekipleri alkış tutarak selamladı. Konvoy şehir turu atarken kentin 5 ayrı noktasında da havai fişek gösterisi yapıldı. Düzenlenen konvoya Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da makam araçları ile eşlik etti. Karaman'daki o güzel görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Şehrin dört bir noktasında düzenlenen konvoylarla bayram coşkusu Karamanlara yaşatıldı.
Karaman'daki o görüntüleri sizlere aktardık. Karaman'daki 23 Nisan coşkusunun görüntülerini aktardık. İbrala.com olarak ve devam ediyoruz haber koşturmacamıza. Dün akşam 23 Nisan özel programında Karamanlı Kazım Karabekir Paşa'mızın kızı Timsal Karabekir canlı yayın konuğumuz oldu. Timsal Karabekir ile Kazım Karabekir'den, Atatürk'ten, Kurtuluş Savaşı'ndan bahsettik. Tam da bugün 24 Nisan'da az önce son dakika gelişmesi olarak aktarıldı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri hadsiz bir şekilde Ermenilere Türklerin soykırım yaptığını iddia etti. O konuda açıklama yaptı. Onlara ne oluyorsa artık bilemiyoruz. Ancak bu konuda dün Timsal Karabekir çok güzel açıklamalarda bulundu. Olayın gerçek yüzünü anlattı. Kazım Karabekir Paşa'nın bu konuda yaptığı çalışmaları aktardı. Dün İbrala.com sitesinde yer almıştı bu haber. Lütfen eğer izlemediyseniz, o haberimizi okumadıysanız Timsal Karabekir'le yaptığımız doyumsuz tarih sohbetini İbrala.com internet sitesinden okumanızı tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz sizlerden. Karaman'da Fidanboy ailesinin acı günü başlığıyla verdiğimiz haberimizin detaylarını aktarmak istiyoruz sizlere. Ahmet Fidanboy'un kayınvalidesi Mustafa Fidanboy'un anneannesi Terzi Mehmet Rıza Özdemir'in hanımı Terzi Ahmet Özdemir'in annesi 97 yaşındaki Fatma Özütemiz Özdemir 14 gündür tedavi gördüğü Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Biz hemşerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Mekanı cennet olsun teyzemizin. Ereğli'den bir haber var. Konya Ereğli'den dün saman balyaları gece saatlerinde tutuştu. İlçeyi aydınlattı alevler. Allah'tan bir can kaybı yaşanmadı. Ereğli ilçesindeki yangın İbrala.com sitesinde yer aldı. Bir garip kaza otomobil dik durdu başlığıyla verdiğimiz haberin görüntülerini aktarıyoruz sizlere. Şu anda alt ekranlarınıza geldi. Evet, alt ekranlarınızda görüyorsunuz. Bir sitenin otoparkına düşen otomobil Kayseri'de diğer otomobillerin üzerine düşerek dik durdu. Şu anda o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Hiç alışık olmadığımız bir görüntü. İki otomobilin arasında dik şekilde kalmış otomobil. Şu anda o görüntüler ekranlarınıza yansıttık. Biz müzik dinlemek istiyoruz. Güzel bir program icra etmek istiyoruz. O yüzden haberlerimizi çok hızlı geçiyoruz. Detaylarını okumak, incelemek ve izlemek isterseniz İbrala.com sitesinde takip edebilirsiniz. Bugün Karaman'da 4 hemşerimiz vefat etti. Onların bilgisini aktaralım. Kimler vefat etti? Aslen Ağrılı olup yurt dışında ikamet eden 52 yaşındaki Aydın Karharman bugün vefat etti. Yine Aslen Karaman Taşkale köyünden olup Gevher Hatun mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki Dursun Debik vefat etti. Yine Taşkale köyünden Hamidiye mahallesinde ikamet eden 97 yaşındaki Fatma Özdemir vefat etti. Aslen Karaman Kisecik köyünden olup Atatürk mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki Zekeriya Ceren bugün vefat etti. Dört hemşerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı. Onun görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Bu görüntüler Bursa'dan geldi. Bursa çevre yolunda gördüğünüz at arabası sürücüsüz bir şekilde otoyolu birbirine kattı. Şu an ekranlarınızda o görüntüler yer alıyor. Araçlar sıkıştırması sonucu at arabasını anca durdurabildiler. Sürücüsüz at arabası o kadar da hızlı gidiyor ki ekranlarınıza yansıyor görüyorsunuz. Trafiği birbirine kattı. Bursa'dan geldi İbrala.com haber hattına bu görüntüler ve bugün sitemizde yer aldı. Diğer haberlerimizle devam ediyoruz. Bursa'daki at arabasının görüntülerini gösterdikten sonra. Karaman ve çevresinde 42 kuş türü artık yok. Yapılan bir araştırmada son 20 yılda Karaman Konya bölgesinde 42 göçmen kuş türünün neslinin tükendiği bilgisi aktarıldı bugün. Üniversitede hocaların yaptığı araştırma neticesinde 20 yıl önce yaşayan 42 göçmen kuşun artık maalesef yaşamadığı türlerinin tükendiği bilgisi yer aldı İbrala.com sitesinde ve diğer haberlerimizle devam ediyoruz. Güzel bir haber, örnek alınacak bir haber. Öyle bir şey yaptılar ki herkesin yüzü güldü başlığıyla verdiğimiz bir haber. Gaziantep'te hayırseverlerin destekleriyle 400 bakkal ile 120 fırının veresiye defterini satın aldılar.
Oradaki bütün vatandaşların borçlarını kapattılar. Güzel bir örnek bunu yapanlardan Allah razı olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Yağ fiyatlarını düşürmek için Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışma bugün sitemizde yer aldı. Yağ fiyatları bildiğiniz üzere pandemi sürecinde çok artmıştı. Yağ fiyatlarını düşürmek için Tarım Bakanlığı harekete geçti. Çiftçilerin, üreticilerin desteklenmesi yönünde karar aldı. Bu haber İbrala.com sitesinde yer aldı. Karaman'da her yer Yunus Emre 2011 yılı bildiğiniz üzere Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. Bu bağlamda Karaman Belediyesi Yunus Emre ve Türkçe yılı belirlenmesiyle birlikte şehrin farklı bölgelerinde çalışmalar gerçekleşti. UNESCO tarafından bildiğiniz üzere Yunus Emre yılı ilan edilmişti. Karaman Belediyesi de otobüs duraklarını, üst geçitleri, birçok noktayı Yunus Emre figürleriyle, Yunus Emre'nin sözleriyle donattı. Karaman'da her yer Yunus Emre başlığıyla verdiğimiz bir haberdi. Balık ölümleri endişe veriyor başlığıyla verdiğimiz haberin detaylarını aktarmak istiyoruz. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Karaman Yeşildere köyünde bulunan İbrala Barajı bildiğiniz üzere güçlendirme çalışması yapılmıştı. Bunun için su boşaltılmıştı. Su tutulmaya tekrar başlandı ancak şu an itibariyle çok az bir su var. 11 milyon metreküp su var şu anda barajda. Geçen yıl bu vakitler su miktarı 75 milyon metreküp idi. Ondan mıdır nedendir bilinmez. Barajın her yeri ölü balıklarla doldu. İbrala.com sitesine WhatsApp haber hattımıza gelen ekranlarınızda izlediğiniz görüntüde her yer balık ölüleriyle doluydu. Tarım İl Müdürlüğü sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Umarız ki kaynağının neden olduğunu tespit ederler ve önlem alınır. İbrala.com sitesinde yer alan haberi aktardık. Balık ölümlerine ilişkin haberi aktardık sayın izleyicilerimiz. Bir diğer haberimiz Konya'dan çapa makinesi ayaklarına kaptırdı başlığıyla verdiğimiz bir haber. Geçtiğimiz günlerde Karaman'da da bir kaza olmuştu. Çapa makinesi bir vatandaşımızın maalesef yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Beyşehir'den de benzer bir olay geldi bugün ekranlarınıza. Koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Onların da bilgisini aktaralım sizlere. Bugün vefat eden hemşerilerimizin sayısı 339. Vaka sayısı ise 40.596 olarak gerçekleşti. Karaman'da bugün aşı olanların sayısı 200. Toplam Karaman'da aşı olanların sayısı ise 71.141 oldu sayın izleyicilerimiz. Şu an yayınımızı izleyen izleyicilerimizden ricamız lütfen yorumlarınızla bize katkı sağlayınız. Güneş Orta Uğurlu hayırlı akşamlar dilemiş. Merve Hanım iyi yayınlar, hayırlı akşamlar dilemiş. Sabri Bey hayırlı yayınlar, huzur dolu akşamlar dilerim demiş. Mehmet İlhan Özen hayırlı yayınlar dileklerini iletmiş. Bizi izleyen izleyicilerimizden lütfen yorumlarıyla bize katkı sağlamalarını istiyoruz. Ve şimdi artık Karaman yolcusu kalmasın programımıza başlayalım. Halk müziği sanatçımızı ekranlarımıza getireceğiz. Umarız doyumsuz bir müzik ziyafetini hep birlikte yaşarız. Hayırlı akşamlar diliyoruz Birsen Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Umarım. Çok teşekkür ederiz. Karaman yolcusu kalmasın koyduk programın adını. Karaman'ın köşe bucak müziklerle sizlerle birlikte gezeceğimiz Karaman yolcusu kalmasın programının ilkini gerçekleştiriyoruz. İzleyicilerimizle birlikte umarız doyumsuz bir müzik ziyafetini hep birlikte yaşarız. Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Çok kıymetli bir babanız vardı. Karaman'ın müziğine, sanatına, kültürüne büyük emekleri olan bir sanatçı babanız vardı. Onu kaybettiniz. Başınız sağ olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Yeni sayılır. Çok taze hala acımız. Bir şekilde bu işte maalesef dünyayı da sarsan hastalık sebebiyle babamı kaybettik. Ama tabii ki o bizim gönlümüzde, kalbimizde ilelebet yaşayacak. Onun eserlerini yaşatmaya çalışacağız. Pekala, cennet olsun inşallah. Allah nur içinde yatsın. Yani onu buradan özlem ve saygıyla anıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Kendisinin güzel bir şiiriyle biz ilk olarak programımıza başlamak isteriz müsaade ederseniz. Hem de kendisini izleyen Karamanlı hemşerilerimize bir hatırlatmak isteriz. Merhum sanatçımızı, kıymetli babanızı, şimdi o görüntüyü veriyoruz ekranlarımıza. Tarlasında ekin biter, bahçesinde kuşlar öter.
Ayrılığın cana yeter, çok özledim taş kalemi. Yeşildere, Koraş, Ayın, Kitabala, Avdan dağın, Uzar, Orzala'ya deyin, çok özledim taş kalemi. Dertli dertli akar çayı, dağlarında çoktur kuyu, soğuk olur gürlük suyu, çok özledim taş kalemi. Camisi var taştan koyma, ambarları ayrı sayma, halısını elden koyma, çok özledim taş kalemi. Yaylasında sürüleri, koyun sağar hurileri, çiçektedir arıları, çok özledim taş kalemi. Manazan kalesini, kimler çekmiş çilesini, herkes özler sılasını, çok özledim taş kalemi. İsa Oğuz gezdi yadı, kül eyledi aşkın odu, kader sana hasret kodu, çok özledim taş kalemi. Kıymetli hocamızın güzel eserini dinledik. Memleketine olan özlemini anlattığı şiirini, Çok Özledim Taşkale'yi şiirini hep birlikte izleyicilerimizle birlikte izledik. Kendisine tekrardan evet, Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz. Ben sesi duyamadım ama sanırım izleyicilerimiz evet, duydular. Evet, izleyicilerimiz duydular. Hocam siz direkt bizimle bağlı olduğunuz için alamadınız. İzleyicilerimiz babanızın sesinden memleketine olan özlemini anlattığı Çok Özledim Taşkale'yi şiirini gayet güzel bir şekilde dinlediler. Tekrardan Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz kıymetli babanıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Onun bir parçasıyla başlamak istediğinizi belirtmiştiniz programımıza. İsterseniz onunla birlikte başlayalım. Kendisinin de güzel fotoğraflarını ekranın üst kısmına verelim hocam. Sözü ve müziği babama ait. Geçenlerde zaten Facebook'ta da bunu paylaşmıştım. İnsanlar, dinleyicilerimiz de güzel yorumlarını ilettiler. Siz de daha önce yayınladınız zaten. Evet. Yine ben onu seslendirmek istiyorum ilk olarak. Buyurun lütfen. Thank you.
yeter bilir ama zaman geçer. Evlat ata kıymetini bilir ama zaman geçer. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam, nefesinize sağlık. Allah herkese sizin gibi vefalı bir evlat nasip etsin diyelim. Umarım bizim evlatlarımız da sizin babanıza duyduğunuz hürmeti, vefayı bize de gösterirler. Temennisini bulunmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar mekanı cennet olsun. Siz de çok güzel anlattınız. Amin. Çok teşekkür ederim. Vefadan bahsediyor eserinizde. Biraz sanki atalarımıza karşı, büyüklerimize karşı bu duyguyu yitirdik mi hocam? Ne dersiniz? Evet tabii insan hani sevdiği yanındayken hani nasıl olsa hep birlikte olacağım diye düşünüyor. Hiç ondan ayrılacağı bir gün aklına gelmiyor. Hani insanın annesinin, babasının her zaman hayatta olacağı düşüncesi işte yerleşiyor bir şekilde insana. Ama bir anda böyle kaybedince yani çok kabullenilemiyor ilk etapta tabii. Ha şöyle diyor eserde de, evlat ata kıymetini bilir ama zaman geçer diyor. Hani ben kendi adıma hani onun kıymetini bildim, birbirimizi çok severdik. Küçük yaştan beri hani 5 yaşımdan beri onunla birlikte hem sanatsal açıdan hem baba kız olarak birbirimize çok bağlıydık. Çok severdik, sevgimizi de çok gösterirdik. O yüzden hani benim içim çok rahat. Tabii ki çok üzgünüm. Yani çok derinden sarstı bu durum beni. Ama böyle işte onun eserlerini söyleyerek, yaşatarak bir şekilde teselli bulmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde mutlu oluyorum. Yani onun ismini yaşatmak, işte müziğini duyurmak, şiirlerini insanlara iletmek. Bu evet. Şekilde onu yaşatacağız. Sonuçta ozanlar, aşıklar hiçbir zaman ölmezler. Her zaman ilelebet sözleri yaşar. O yüzden iyi ki de ozan bir babamın kızı olmuşum. Onu işte sonsuza kadar, hani son nefesime kadar yaşatmaya çalışacağım. İnşallah hocam. Tekrar mekanı cennet olsun. İzleyicilerimizden gelen mesajlara da yer verelim. Şerife tabii. Yılmaz Gökbudak, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun hocamızın demiş. Ali Özcanoğlu, mekanı cennet olsun hocamın mesajını iletmiş. Yeşildere'den Şaban Eryiğit, mekanı cennet olsun, sizlere sabır diliyorum demiş. Gelen mesajları aktarıyoruz. Güneş Ortaoğlu selamlarını iletmiş. Size de başsağlığı dileklerini iletmiş. facebook.com/ibrala.com sayfasından gelen mesajlara yayınımızda yer vermeye de devam edeceğiz. Hocam neyle devam edelim? Yine Karaman'ımızın bir türküsü var, Uyan Safran Uyan diye. Evet. Taşkale'de de çok söylenir, muhtemelen Yeşildere'de de biliniyordur. Aslında Ayrancı'dan, yine bunu babam derlemiş işte yıllar önce, tam yılını şu an hatırlayamıyorum. Evet. İnşallah ileride de hani bir albüm çalışması falan olursa, ki düşünüyorum yani böyle bir çalışma. O zaman karavanımızdan da hani türkülere yer vereceğim inşallah. Bu da çok güzel bir türkü. Çok aslında acıklı bir türkü. Bir
erkeğin eşini kıskançlık yüzünden uykusunda artık ona hani katletmek diyelim yani uykusunda Evet. sapık diye öldürüyor. Bunun üzerine yakılmış bir ağıt aslında. Ben onu seslendirmek istiyorum. Tamam hocam. Bu esnada üst ekrana da Karaman'ın güzel nostaljik görüntülerini aktaralım. Hocam bu parçayı seslendirirken sizi de biraz Karaman sokaklarında gezdirmiş oluruz. Buyurun sayın hocam. Tamamdır. Güzel ifade ettiniz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de yukarıdaki eski Karaman fotoğraflarından, köylerden, merkezden, izleyicilerimizden talep etmiştik. Bu fotoğrafları bize gönderdiler. Onlarla birlikte bir nostalji yaşamış oldular. Müzik de ona uygun oldu tabii. Çağrımızı tekrar dile getirmek istiyoruz. Şu anda bir izleyicimiz, gurbette adının açıklanmasını istemeyen bir izleyicimiz bir tablet göndereceğini söyledi. Kendisine teşekkür ederiz. Bunun dışında yayınımızı izleyen izleyicilerimiz, tekrarını izleyenlere de seslenmiş olalım. Biz ücret talep etmiyoruz, para talep etmiyoruz. Sadece tablet, bilgisayar talep ediyoruz. Karaman'daki uzaktan eğitimden mahrum kalan çocuklarımıza ulaştırmak için umarım sesimiz ulaşır bir noktalara ve çocuklarımıza tablet ulaştırmış oluruz. Birsen Hanım'la birlikte yaptığımız Karaman yolcusu kalmasın programımızda. Gerçekten parça da o kadar insanı alıp götüren, duygulandıran iki tane parça da üst üste Evet. iftar açan, orucunu açan izleyicilerimizi olduğu yere yığmıştır herhalde parçalarınız. Evet. Maalesef hani geçirdiğimiz zamanlar biraz böyle şey zamanlar, nasıl söyleyeyim, sıkıntılı dönemler, Evet. biraz stresli dönemler, insanlar evden çıkamıyorlar. Hani biz de aynı şekildeyiz. Kimle konuşsam işte sıkıldık, bunaldık, hani yeter artık, bitsin falan gibi serzenişlerde bulunuluyor genellikle. Ama tabii ki her şeyin başı sağlık. Diyoruz ki yeter ki hani sağlık olsun da hani evlerimizde oturalım diyoruz. Ama inşallah bir an evvel bu sıkıntılı günlerde geride kalır. Hani tekrardan eski sosyal hayatımıza yeniden dönebiliriz. Eğitimimiz başlar, hani yüz yüze eğitimlerimiz. Umarım öyle bu eski hayata yeniden en kısa zamanda dönmeyi temenni ediyorum ben. Hani bütün insanlar da muhtemelen aynı şekilde düşünüyorlar. Yani o yüzden ben hani çok böyle çok eğlenceli şeyler pek söyleyemiyorum. Yani benim biraz tarzım da bu. Anladım. Ama tabii ki burası için gene de bir iki hareketli türkü de hazırladım. Tamam hocam. Yani çok hareketli olmasa da bana göre hareketli diyeyim yani, Anladım. evet. İzleyicilerimizden gelen mesajlara sık sık yer verelim. Onlar da parça isteğinde değil de sıradaki parçayı şeklinde isterlerse aileler için, sevdikler için tabii ki yer veririz. Musa Yavuz Aslanoğlu ağzınıza yüreğinize sağlık demiş, size selamlarını iletmiş. Cemalettin Öznur Uğuz izleyicimiz, iyi akşamlar sevgili kuzenim, sesine yüreğine sağlık, sevgiler, selamlar dileklerini iletmiş. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz güzel mesajları için. Ben de selamlar. Çok Benden de teşekkür sevgiler, ederiz. selamlar. Çok teşekkür ederiz. Neyle devam ediyoruz hocam? Birazcık hareketli olsun dedim Tamam. şimdi. Silifke yöremizden Mut. Genelde Karaman'da da o yöre sevilir, söylenir bu türküler. Silifke'den bir türkü düşündüm. Onu söyleyeceğim şimdi. Buyurun lütfen.
Aslanım ben yandım. Aç beyaz gerdanın aman aman sinen görünsün. Aslanım ben yandım. Eşim eşim gel gel. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Bu birazcık herhalde uykularını açmıştır izleyicilerimizin, kendine getirmişlerdir diye düşünüyorum. Bu oldukça güzel, keyifli bir parçaydı. Kültürümüze baktığımızda Karaman kültürü, Mersin, Mut kültürü birbirlerine yakın, parçalar da birbirine yakın sanki. Siz bu işin uzmanı olarak nasıl değerlendirirsiniz? Mut yöresi daha çok hani Mersin'den daha çok Karaman'a coğrafi olarak da hani mesafe olarak da daha yakın, kültürel anlamda da ben hani daha yakın görüyorum. Neredeyse aynı yöre olarak ben her zaman kabul ediyorum. Zaten Konya, Karaman, Mut, Silifke yani müzikal anlamda da bu yörenin eserleri birbirine çok benziyor. Konya türküleri de bilirsiniz genellikle böyle hareketlidir hani ve kaliteli böyle güzel türkülerdir hani. O bakımdan ben yöreleri birbirine çok benzetiyorum. Karaman'da da bilinir ve söylenir genellikle bu türküler, değil mi? Evet, evet hocam. Şimdi Karaman'ımızın aslında çok türküsü var ama babam da mesela zamanında türküleri derledi. Belki 30-40 tane türküsü var ama maalesef ki hani bir ülke genelinde bir yayın yapılmadığı için ya da bir albümde okunmadığı için ya da platformlarda pek dile getirilmediği için çok fazla bu türkülerimiz duyulamadı Türkiye genelinde. Yani benim bundan sonraki amacım biraz da bu yönde. Yani hem kendi eserlerimizi tanıtmak, yani kendi bestelerimiz, işte babamın eserleri ve aynı zamanda da Karaman'ımızın türkülerini yurt genelinde duyurmak yani bir amacım da bu. Hani müzikal anlamda yapmak istediğim çalışmalardan biri de bu. İnşallah. Umarım başarılı olursunuz. Bu güzel sesinizle başaracağınıza da bizim inancımız tam. Diyorum Konuşmakta. daha Buyurun lütfen. hani böyle çok halk müziği okuyan olmuştur tabii ki ama hani dışarıya açılacak anlamda okuyan kimse olmadı. Sanırım biraz bana düşüyor gibi bu görev. Öyle hissediyorum. Yani öyle bir kendime bunu görev edindim diyeyim. İnşallah elimden geleni yapacağım Karamanımız için. Umarım başarılı olursunuz. Geçen de Ülke TV'deki programınız gerçekten çok güzeldi. Biz de o gün hem sabah hem akşam haberlerinde Ülke TV'de Birsen Oğuz Erdinç halk müziği sanatçımızı izleyin diye izleyicilerimizden ricacı olmuştuk. Biz de keyifle izledik. Güzel bir programdı. Karaman Yolcusu Kalmasın programı da, adı da güzel oldu programın. Umarım çok daha geniş kitlelere güzel bir şekilde sizlerle devam edecektir diye düşüncemizi ifade etmek isteriz. İnşallah diyelim. Tamam hocam. Müzikle mi devam edelim? Sizin Olur. yönlendirmenizle devam edelim. Sizleri de fazla yormadan. Tamam. Ege yöresinden bir türkü var. Onu okuyayım. Çay benim, çeşme benim. Daha doğrusu Antalya yöresine ait ama işte Ege tavrında bir türkü. Onu okuyayım diye düşündüm. Muhammed Bey bunu ailesine iletmiş. Ailem için bunu sıradaki parçayı çalar mısın demiş. Biz de Muhammed Bey için bunu rica ederim. Buyurun Sayın Hocam. Tamamdır. Thank you.
sen. Aman önümden geçme beni. Sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Bizi bir de Ege'ye götürdünüz. Bir mesaj gelmiş. O mesajımıza da bir bakalım. İyi akşamlar. İstanbul'dan Kemal Soyyiğit oğlu ve merhum halam için bir sıradaki türküyü isterim demiş. Ayşem Hanım mesaj göndermiş. WhatsApp haber attığımız 0545 530 70 70'den sanatçımız bundan sonraki parçasını da bu izleyicimize İstanbul'daki yakınlarına iletmiş olsun. Karaman'ı türkülerle adını duyurmaktan bahsettiniz hocam. Şunu sizinle paylaşmak isterim. Sizin düşünceniz nedir acaba bu konuda? Artık eskisi gibi böyle bir parça bir topluma mal edilme değil de artık böyle çerez gibi oldu parçalar sanki. Çok çabuk tüketiliyor. Bir kaset alırdık eskiden. Plak alınırdı. Uzun yıllar dinlenirdi. Şimdi bir parmak hareketiyle diğer parçaya geçiyoruz. Evet, bir de artık ulaşması çok kolay. YouTube'dan, Instagram'dan, işte Spotify'dan bir sürü platform var hani müziğe ulaşılabilecek. O yüzden de çok fazla uyaran olduğu için insanlar sürekli bir değişim istiyorlar. Yani hemen sıkılıyorlar, hemen çok uzun şeyleri dinlemeye tahammül edemiyorlar. Hemen böyle kısa olacak, ondan ona, ondan ona. Daldan dala atlama gibi bir şey oldu. O yüzden de çok çabuk sıkılınıyor bence de. Yeni bir eser çıksa bile biraz kısa vadeli oluyor. Ama ben şuna inanıyorum. Yani türkülerimiz hiçbir zaman öyle olmamıştır. Türkülerimiz yüzyıllar, belki 300-500 yıldır söylenen türkülerimiz var. Hani bir pop eseri gibi, böyle saman alevi gibi olmuyor. Genelde daha kalıcı oluyorlar. Yani ben öyle inanıyorum. Umarım dediğiniz gibi olur ama az önceki ifadeniz çok güzeldi. Çabuk ulaşılan sanki kıymeti çok bilinmiyor. Sizler de hatırlarsınız kasetçilerin önünde kaset beklenirdi. Onun kaseti geldi mi bana ayır, efendim plaklar ayırtılırdı. Bir kıymet bilinirdi. Şimdi o kıymet maalesef bilinmiyor sanırım. Hatırlarsanız kaseti dinlerken de mesela bazı insanlar bazı şarkıları daha çok sever. Ama o sevdiğimiz şarkılara ulaşmak için hani arada az beğendiklerimizi de böyle dinlerdik yani. Onlara da hani tahammül ederdik değil mi? Ama şimdi öyle değil yani. Ne dinlemek istiyorsa açıyor, 100 kere dinliyor, ondan sonra bıkıyor. İşte sıradaki gelsin hani biraz bu şeydeler. Hani bizde daha çok bir sabretme duygusu vardı. Şimdi çok o sabır duygusunu ben hani insanlarda göremiyorum.
Yeni nesil daha farklı tabii ki bu açıdan. Z kuşağı farklı dediğiniz gibi onları mutlu etmek de kolay değil. Evet. Beklentileri de farklı, dünya görüşleri de farklı. Sanki biraz da Evet. yabancılara karşı bir özenti var. Sıkılmak bilmiyorlar. Sıkılmak nedir? Hiç bilmiyorlar yani. Evet. Evet. İhsan Altunöz izleyicimiz selamlarını iletmiş. Kendisine sıradaki parçayı ailesine ve yakınlarına iletmemizi istemiş. İhsan Altunöz ve az önceki Ayşem Hanım'ın gönderdiği mesajdaki İstanbul'daki yakınları için bizi şimdi ülkemizin ya da Karaman'ın neresine götüreceksiniz Birsel Hanım? Şimdi bir hareketli türküm daha var. Eğer hani programı tamam diyorsak o hareketli türkümü de söyleyeyim. Hani bugünlük Bugünlük veda tamamlayalım. mı Tamam, tamam. tamamlayalım diye Tamam düşünüyorum. O Birsel yüzden Hanım, nasıl öyle isterseniz. yapalım. Heh. Size bırakıyorum. Son parçamızı da seslendirelim. Bu haftalık Karaman Yolcusu Kalmasın programını nihayetlendirelim. Bundan sonraki programlarda gene Birsel Hanım'la devam ederiz. Buyurun Sayın Hocam. Gene Silifke'den bir türkümüz var. Gene deminkine benzer. O çok güzel. Bugün öyle ayarladım. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Çok Ben teşekkür teşekkür ederiz. Çok ediyorum. keyifle Davetiniz için dinledim. beni. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır. İnşallah. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben söylerken zaten çok keyif alıyorum. Çok seviyorum halk müziğimizi, türkülerimizi söylemeyi. Aynı zamanda da doktora yapıyorum bu alanda. Ses eğitimi, Türk halk müziği üzerine.
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Müzik öğretmenliğimin yanı sıra da doktora eğitimi alıyorum. Yani bu sanatı akademik anlamda da geliştirmek adına bu çalışmaları yapıyorum. Çok seviyorum. Allah Yani yolunuzu kendimi açık işte etsin. gönlümü bu yola koydum yani. İnşallah dinleyicilerimiz de severler, keyif alırlar. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması konusunda yaptığınız çalışma her türlü takdiri hak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Babanızdan aldığınız bayrağı daha yukarılara taşıyacağınıza bizim inancımız tam. Bugün kendisini de çok güzel bir şekilde yad ettiğimizi düşünüyoruz. Evet. Nur Baran içinde yattım. mesajlar gelmiş. Baran Bozkurt sesine sağlık. Evet. Kuzenim, dayım var, Mustafa Bozkurt. O da Evet. öğretmen, kendisi tanırsınız. Tabii, kendisi sağ olsun bize de çok büyük destekleri var. Kim bu güzel sesli kız diyerekten size de böyle bir mesaj göndermiş kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. İhsan Onlar Altınöz selamlarını sevinçlediler. iletmiş. Buyurun lütfen. İzliyorlar muhtemelen. Alamadım sesinizi, özür dilerim. Dayımlar, annem, Silifke'deler, birlikteler. Muhtemelen birlikte izliyorlar şu anda Oh, bizi. Onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yayınımız bittikten sonra da aynı ağda izlenmeye devam edecek. Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta, TikTok'ta. İzleyebilecek insanlar Tabii. sonrasında da, değil mi? Tekrar aynı yerlerde duracak. Yani normal canlı yayında izlenmenin neredeyse 20 katından fazlası tekrarını izliyor. Çünkü insanlar herhalde iftardan, Ramazan'dan ötürü zaman ayarlamada sıkıntı yaşıyor. Tekrarı daha çok izleniyor programlarımızın. Canları sağ olsun diyelim. Biz ilk program olması hasabıyla çok büyük keyif aldık Sayın Hocam. Bu istirahat gününüzde, tatil gününüzde bize zaman ayırdığınız için izleyicilerimiz adına size çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de buradan hani tüm Karamanlı bütün hemşerilerimize hani köy köy ayırmıyorum ben. Hepsi hemşerim, hepsi kardeşim, abim, babamın yerine işte amcam, öyle söyleyeyim. Evet. Hepsine çok selamımı, sevgimi buradan, saygımı gönderiyorum. İnşallah dediğim gibi Karamanımızın kültürünü, sanatını yaşatmak için, duyurmak için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu süreçte ekip olarak, İbrala Medya ekip olarak size her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. 70 plaka İnşallah. ortak paydasında hep birlikte buluştuk diyebiliriz o zaman. Evet, kesinlikle. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben İzleyicilerimize çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ve iyi yayınlar Çok diliyorum. sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Her sabah 8.30'da Günaydın Karaman programında, her akşam 20.30'da Karaman Akşam Haberleri ve özel canlı yayınlarla bu akşamki Karaman Yolcusu Kalmasın programı gibi özel yayınlarda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın kıymetli Karamanlılar.